bunu zannediyorum ki aşabileceklerdir inşallah. Aksini düşünmek istemem çünkü çok kötü olur. Libya'ya gelince, daha sonra Libya patladı. Libya'daki durum başka işte. Libya'da tamamen bir manipülasyon vardır. Eğer Libya dışarıdan müdahale olmasaydı kimse Kaddafi'ye isyan etmeye kalksa bile Kaddafi onu çok rahat bastırırdı. Çünkü bütün kontrol kendisindeydi. Bütün ordu kontrolündeydi. Bütün güçler, bütün para, ne varsa ülkede güç namına hepsi Kaddafi'nin kontrolündeydi. Dolayısıyla orada herhangi bir şeye müsaade etmezdi. Ama Batılılar şunu şey yaptılar. Böyle bir şey başladı bu bölgede. İşte solu sağı karıştı. Bu ortada, bu da karışmaya müsait. Ondan sonra biz bunu karıştıralım ve bu Kaddafi belasından kurtulalım. Çünkü Kaddafi Batı için bir belaydı. Her bakımdan. Yani ne yapacağı belli olmayan. Dengesiz bir adam. Üstelik yaşlandığı için kahraman olma şeyinde. Kaddafi'de müthiş bir ego vardı mesela. Yani dünyanın en başı sensin deseler tabii diyecek. Hemen kabul edecekti yani. Hani bir mütevazı ya ben miyim falan öyle bir şey yok. Afrika diye seçtiler mesela. Onu nasıl Afrika Birliği Başkanı oldu diye böyle yere göğe sığdıramayarak şey yapıyordu, anlatıyordu. Yani kendisi dünyanın en büyük adamıydı kendisine göre. Dolayısıyla böyle bir şeyden kurtulmak Batı için iyi bir şeydi. Sonra Batı'ya göre de teröre para aktarıyordu. Bunu tabii biz bilemeyiz. Öyle midir, değil midir? Ben yani bu öyledir de diyemem, değildir de diyemem. Ama Batı'nın kabulüne göre, özellikle Amerika'nın, teröristlere para aktarıyor. Bu da çok ciddi bir şey onlar açısından. Nitekim bir uçak bombalaması olmuştu biliyorsunuz. Bir Amerikan uçağı düşürülmüştü bombayla patlatılarak. Orada işte Libya'nın parmağı olduğu ortaya çıktı. Kendileri de onu kabul ettiler zaten. Sonra da bombayı serbest bırakıldı, öldü falan. Ama Batı'nın terörist kavramı da biraz. Tabii tabii, Batı kendine karşı çıkan terörist. Ama her rejim öyle. Yani hangi rejim olursa olsun ona karşı çıkan teröristtir. Bu böyledir. Yani bizim Türkiye'de de böyledir. Onun için yani terör demek aslında bir şiddetli şey. Terörün Türkçesi tedhiştir aslında. Bak, bu lafı unuttuk biz mesela. Benim gençliğimde bu kullanılır. Tedhiş eylemleri oldu falan diye manşet atardı şeyler. Gazeteler. Şimdi tedhiş çok doğru bir laf. Dehşetten gelir. Kökü dehşettir. Yani dehşet salmak demek mesela terör. Batıdaki karşılığı da bu. Lügat manası. Terörize etmek, ortalığa dehşet salmak. Milleti korkutmak, ürkütmek manası. Zaten maksadı da odur. Korkutalım, ürkütelim, kimse kıpırdayamasın, biz istediğimizi yapalım demektir o. Onun için yani terörist kaçınılmaz olarak şiddetle bağlantılı olmaz zorundadır. O yüzden şiddet içermeyen bir şey terör olmaz. Mümkün değil. O yüzden de yani bunlar muhaliflere de terörist diyorlar. Öyle değil. Burada bu ayrımı bizim doğru yapmamız lazım. Yani adam silah kullanıyorsa ve milleti, özellikle masumları, mesela bir diktatöre suikast düzenlemek de terörist olarak görülmeyebilir. Bir zalim ortadan kaldırmak. Yani. Ama masumların ölmesine bomba patlatıyorsun, bir yere bomba koyuyorsun, patlıyor, kaç kişi varsa gidiyor falan. Yani böyle bir şey bu tamamen terör eylemidir. Kim yaparsa yapsın. Yani Müslüman da yapsa terördür, başkası da yapsa terördür. Yani terörü mutlaka şiddetle bağlantılandırmamız lazım. Şiddet içermeyen bir görüş ne kadar aykırı olursa olsun terör olmaz. Bize çok ters de olsa. Şiddet içermiyorsa. Yani en aykırı şeyi söylesin. Bu ülke bölünsün desin mesela. İşte insanlar şöyle olsun, böyle olsun. Yani en aykırı, en uçuk şeyleri bile söylese söyleyebilmeli. Fikir hürriyetinden kimseye zarar gelmez aslında. Ama yeter ki şiddete dönüşmesin. Bu söylenmekle beraber Batı dünyası da tabii bunu böyle yapmıyor. Her zaman tehdit bölüklerinin üzerine giderler. Ama yani bu manada tırnak içerisinde senin söylediğin gibi Batı'nın terörist gördüğü organizasyonlara para desteği sağladığı kabul edildiği için Kaddafi kötü adamdı ve gitmesi gerekiyordu. Nitekim Kaddafi düştü, iktidar varsa eğer, yani yönetim, Libya'da şu anda bir yönetim olduğundan pek bahsedilemez ama varsa muhaliflerin eline geçti ama buna rağmen Batı bakın bundan tatmin olmadı. Kaddafi'nin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Nitekim yerini ihbar edenler Batılı istihbaratmıştı. Amerika'dır. Özellikle söylemiştir şeyleri. Kaddafi şurada arabanın içinde kaçıyor. Uydu şey tespitiyle. Orada bastırıyorlar ve öldürüyorlar. Çok kötü bir şey. Tabii yani öldürülecekti yani. O gözden çıkarılmış. Aynı Usame Bin Laden gibi. Gerçekten kötü bir insan mıydı Kaddafi? Kötü, yani insan olarak kötü, iyi olduğunu söyleyemem. Şahsen de tanımadım. O manada bir şey söyleyemem ama diktatör. Onu kesin olarak biliyorum. Yani kendi iktidarına hiçbir şekilde eleştiri, en ufak bir aykırı bir şey kabul etmeyen ve bunu gerektiğinde çok şiddetli bir şekilde bastıran.
Yani kan dökerek de bastırabilen. Çünkü askeri kökten gelen birisi bir kere. Yani çözümleri her zaman şiddette gören, silahta gören asker kafası budur. Bir şey varsa vuracaksın. Vurup öldürelim, bitirelim. Kur'an'ı da değiştirmiş hatta Serdar Bey. Yeşil Kitap diye bir kendisi kitap evet. ortaya çıkarmış. Kur'an değiştirmiş demeyelim. Kur'an'ın kendisi de güya çok saygılıydı. Yani onu da bilemeyiz tabii. İçini bilmek mümkün değil ama davranışı en azından son dönemini söylüyorum. İlk başta bu bayağı sosyalist şeyde gidiyordu. Nitekim devletin ismi de Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi falan bilmem ne diye koymuştu. Yani sosyalizmi kullanıyordu. Yeşil Kitap da onun gibi de işte şeylerin kırmızı kitabı gibi komünistlerin. Yani adam alternatif ama Müslüman bir komünizm gibi bir şey veya yani sosyalizm. Böyle bir hedefi var. Sonra da ama bundan şey yaptı, bunun bir hayal olduğunu gördü. Hatta işte ibadetler konusunda falan bir sıkıntı yoktu mesela Libya'da. Halkın ibadet etmesinde bir kısıtlama getirmiyordu. Çünkü o kadar akıllanmıştı. Yani onun kendisine bir zarar olmayacağını, halka ibadet etsin ne olacak ya, ona bir zararı yok. Tam tersine halkın kendisini sevmesine sebep olur. Bu konuda bir serbestlik bırakması. Bunu yapmıştır. Mesela onun için bilemeyiz içini. Yani belki de Müslüman bir adamdı ama diktatördü. Şiddet kullanabilen bir diktatördü. Askerlikten gelmiyor bir adamdı. Bir de Batı'nın menfaatleri çok ters düşüyordu. Tabii niye burada önemli Batı'nın menfaatleri? Petrolden dolayı, yine onu söylüyoruz. Mesela Suriye niye Batı ilgilendirmiyor? Çünkü bir petrol yok, bir tabii kaynak yok, zenginlik yok yani Suriye'de. Suriye'nin büyük talihsizliği şu anda bu. Petrol sana çoktan müdahale edilmişti. Ama Libya'da çok kıymetli petrol var. Yani dünyanın en kaliteli petrolü burada çıkıyor. Rafine açısından da yani. Çok çok kaliteli bir petrol çıkıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın bütün petrolü Libya'dan gidiyor. Şimdi demeyelim de yani büyük bölümü. Avrupalılar da, Avrupa Birliği de o manada Libya'nın istikrarsızlaşmasını kabul edemez. Ama Suriye'de mesela umurunda değil. İsterse 10 sene sürsün insanlar ölsün. Batı memnun bile olur bundan. Tırnak içerisinde insan olarak düşünmeyin. Batı'yı bir kül olarak, bütün olarak düşünürseniz onun işine gelir. Müslümanların o işte veya ilkel insanların onlara göre sayısı azalıyor. Ölsünler ne olacak? Yani hiçbir yerinde Suriye'nin yok mu petrol? Yok. İhtimal yok yani. Bulunmuş yok yani. Olduğunu da sanmıyorum. Çünkü arazi ona müsait değil. Türkiye gibi işte. Türkiye'nin de toprakları içerisinde petrol yok. Denizde bulursak buluruz. Şimdi Karadeniz bir ümit. Doğu Akdeniz bir ümit. İşte onlara bakılacak ama petrol yok. Zaten sınırlar ona göre çizilmiş. Çünkü petrol, bu sınırlar çizildiği zaman petrol biliniyor. Birinci Dünya Savaşı'nda. Petrol'e denk getirmemişler yani. Tabii. Türkiye sınırı özellikle ona göredir. Mesela Musul'da petrol olduğu bilindiği için, bundan bahsetmiştim herhalde daha evvel o bölgeyi anlatırken, Musul bütün uluslararası hukuk kaidelerine aykırı olarak Osmanlı'dan alınmıştır. Çünkü Ekim 1918'de ateşkes ilan edildi. Savaş bitti yani fiilen. Musul bizdeydi. O dönem. O anda Musul bizde. Savaş devam ediyordu. İngilizler var. Israr Musul'u almaya çalışıyorlar. Kuşatmışlar fakat alamamışlar. O anda şey bitti. Savaş bitti. Ateşkes ilan edildi. Aslında hukuka göre, savaş hukuku da uluslararası hukuka göre Musul bizim. Ali İhsan Sabis Paşa var, Osmanlı Paşası, komutan. Kendi hatıralarında da var. Musul da kendisi o anda. Ama İngilizler bütün hukuka aykırı olarak, çünkü petrol olduğunu biliyorlar, işte oraya geliyoruz. Bu harekatı devam ettiriyorlar. Daha 4 gün, 5 gün daha ateşkesten sonra. Ve Musul'u alıyorlar. Tabii ateşkes ilan edilmesi Osmanlı'nın da biraz şeyini kırıyor. Hani artık savaş bitti şeyine, rehaveti bir yerde oluştuğu için. Ama zaten İngilizler çok güçlü. Bir yerde alacaklar da o zaten. Sonuza kadar dayanması mümkün değildi Musul'un. Ama neticede Allah yardım etmiş. Ve o şey bittiğinde Musul bizde kalmıştı. Osmanlı'nın hakkıdır. Ama bu hakkı da kimse takip etmedi tabii ayrıca. Bu da sonraki meseledir. Neyse İngilizler kanunsuz olarak orayı aldılar. Sebebi petrol. Sınırı ise onun üzerinden çok daha üstten bir yerden çizdiler. Demir yolu sınırı oldu hatta bölgede. Hiçbir yerde böyle bir şey görülmemiştir. Ondan sonra petrol olmayan bölgeler bize bırakıldı. Petrol olan bölgeler Irak'ta kaldı. Musul sadece, Musul Kerkük bölgesi bizde kalmış olsa Türkiye'nin şeyi çok değişik olur. Ama tabii ne olurdu bilinmez. Yani o da ayrı. İyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Çünkü petrol bazen de felaket getiriyor ülkede. Çünkü herkesin eli orada oluyor. Savaş sebebi oluyor. Savaş oluyor, başka şeyler kargaşa çıkıyor bilmem ne. Yani belki de mesela Türkiye'nin üretiminin bu kadar gelişmesinin bir sebebi de petrole dayalı olmamasıdır. Mesela Türkiye'de şu anda her şey üretilebiliyor. Önemli bir gücümüz bizim bu. Halbuki petrol zenginlerine baktığınızda hiçbir sanayi yoktur. Sadece petrol üretir. Petrolün önemi kalmadığı anda onlar tekrar fakirleşecekler. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye
aklınıza gelebilecek her şeyi üretmektedir şu an. Her şeye rağmen kendisini geliştirmeye devam etmiş. Yani mecbur çünkü. Orada... Başka türlü ayakta kalamayacağın için evet. O şeyi yaptı. Zor da olsa bunu belli bir seviyeye getirdi. Bugünkü ekonomik gücümüz de buradan geliyor zaten. Her tarafta kriz olduğu halde Türkiye'nin etkilenmemesinin bir sebebi de bu çeşitli üretimdir. Çok çeşitli üretim. Yani araba parçasından, çorabından, tekstilinden, aklına gıdadan, aklına her şeyi bile üretebiliyoruz. Uçak parçasından her şeyi üretebiliyoruz. Hiç problem yok. Ve üret daha da iyisini yapabiliriz. Dünyayla da rekabet edebiliriz bununla. Dünya da bunu biliyor. Ha şimdi bir de petrol bulabilirsek mesela Karadeniz'de, o zaman dengeler çok değişti. Şu anda bulunması çok avantajlı. Ama o zaman belki bu su bizde kalsa çok farklı olabilir. Evet, dolayısıyla Libya'da böyle oldu ve Kaddafi işte katledildi, öldürüldü. Şu anda Libya'da bana göre düzenin kurulması çok daha uzun sürecektir. Ama düzen kurulması da kimsenin umurunda değil zaten. Onlar mühim olan oradaki petrol kaynaklarını kullanmaya devam edebilsinler. Orada işte bir aşiret reisine bir parmak bal çalacaklardı, öbürüne şurada senin diyeceklerdir falan. Nitekim öyle yapılıyor. Sen bakan oldun diyecekler, o da ben bakan oldum zannedecektir falan. Böyle şeyler var. Bir şey sorabilir miyim? Yani konuyu dağıtmış olmasam. Biraz önce dediniz ya, hani, İran işte başbakanı, Kürt bölgesi vesaire, işte Şii, Kürtler yani işte Şii başbakan vesaire var. İran'a doğru yaklaştıran politikasının Amerikan işine gelmez mantıksız olarak. İşte ben de onu söylemeye çalıştım. Mantıka bakarsanız işte bu mantık böyle olmaması lazım. Değil mi? Karışık ama niye böyle oluyor? Çünkü Şia'nın güçlenmesi İslam aleminin zayıflaması demek. Ama diğer taraftan bir yükler, bir tehlike vesaire şu bu. Yok. Olaylar da... İran hiçbir zaman, bakın, her rejime bir öcü gerekir. Mutlaka. Her rejimin bir öcüsü vardır. İran sorarsan öcü Amerika'dır, İsrail'dir. Onlar sorarsan öcü işte İran'dır, Kuzey Kore'dir falan filan. Şerbetsedi bilmem ne diyorlar. Usame Bin Ladin'dir. Bir tane galiban adam mağarada yaşayan. Koskoca dünya devi, işte uzayda bilmem neleri dolaşan Amerika bunu en büyük tehdit görüyor. Yani buna çocuklar bile güler ama herkes inanıyor işte. Maalesef. Çağımızın bir de böyle bir sıkıntısı var. Çağımızda gerçekleri o kadar kolay saptırabiliyorsunuz ki. Ve herkes buna o kadar kolay inanıyor ki. Ben mesela hayret ediyorum. Yani nasıl böyle olabiliyor ama insanlar işte buna alıştırılmış, beyinler buna alıştırılmış. Bizim bu şunları yapmamızın sebebi bu zaten. Yani şu toplantıların sebebi biraz bu konuda bir uyanış sağlayabilmektir. Benim en azından maksadım budur. Burada nefes tüketmemin tek gayesi budur. Yoksa ne benim cebime bir şey giriyor, ne buraya geldiğiniz sizin cebinize bir şey giriyor. Ama maksat şuurlanmaktır. Şuurlanırsak eğer bundan kurtulabiliriz. Bunun da sebebi nedir? İşte bu filmler, diziler. Çünkü öyle bir dünya yaratılıyor ki sanki dünya filmlerdeymiş gibi zannediyoruz biz. Televizyon seyretmeyen bir Allah kulu var mı dünyada? Vardır da yani çok azdır. Büyük çoğunluk, çok büyük çoğunluk. 1999 televizyon esiri gibi yaşıyor. Dolayısıyla televizyonda gördü, haberlerde dinliyor mesela onu gerçek zannediyor. Halbuki televizyon haberlerinde ben bunu hep söylerim derslerimde, kardeşlerimiz de bilirler. Medyanın vazifesi kesinlikle halka aydınlatmak değildir. Kesinlikle halka haber vermek değildir. Böyle bir vazifesi yoktur medyada. Medyanın tek vazifesi vardır, halka manipüle etmektir. Medya bunun için kurulmuştur. Medya patronlarının büyük bölümünün Yahudi ve Siyonist olması bu yüzdendir. Büyük bölümü dünyada. Olmayanı da vardır tabii şüphesiz. Ama hakim olan Hollywood sanayi, Hollywood dediğiniz çok önemli bir şeydir. Hepimiz o filmlerle büyüyoruz. Çocuklarımız o filmleri seyrediyor. Oradaki de gerçek zannediyor. Bir Rambo gelecek işte tek başına Amerikan askeri bütün ülkeyi mahvedecek falan zannediyor. Bu nedir? Korku mu? Senin beyninde bunu çakıyor işte. Ha bizim Kurtlar Vadisi de bunun şimdi tersini yapıyor Arap dünyasında. Şaka değil. Önemli bu. Ne kadar amatör görsek, ne kadar beğenmesek bile Kurtlar Vadisi'nin bütün bu Orta Doğu'da müthiş bir etkisi var Amerika'ya ve Batı'ya karşı. Belki o yüzden o kadar uzun senelerdir devam ediyor bu dizi. Tabii. Yani bu boşta ben Türkiye'den çok fazla iyi görüyorum. Yani ben şaşırdım ben gittiğimde inanamıyorsun. Mesela Suriye'de halkın telefonu Kurtlar Vadisi müziğiyle çalıyor. Arap yani Suriyeli. Çarşıda o müzik olan diyorum Allah Allah bu müziği bir yerden tanıyorum. Adamın telefonu çalıyor Kurtlar Vadisi. Restorana gidiyorsun hesap vereceğiz. Bir dakika abi bir şey etsin diyor. Dizi Kurtlar Vadisi üzerine. Eğer şey yoksa canlı yayını seyrediyorlar zaten. O yoksa bantını koyuyorlar. Eski bölümler oynuyor. Devamlı o dönüyor. O kadar. Tabii. Herkes böyle onu seyrediyor. Ya otobüsten gittik şeyden. İnanmazsınız buna yani. Şaşılacak bir şey. Halep'ten Şam'a otobüsle gittim. Özellikle Hama, Humus'u falan da göreyim diye.
4 saatten fazla süren bir seyahattir. Otobüste bizdeki gibi böyle bir tane iptidai bir otobüs olmasına rağmen bir televizyon var, devamlı kurtarmak istiyor. Herkes böyle ona bakıyor, hiç kıpırdamadı. Nefes almıyor. Bir Türk gelecek bizi kurtaracak demek. Evet, işte öyle tabii tabii. Aynen o Amerikan işte yenilmez gizli ajanları veya işte 007 James Bond bilmem ne masalları gibi. Şimdi bizim Polat Alemdar gelir, hepsini affeder. İsrail'e haddini bildirir, Amerikalıları kovar falan. Böyle olmasa bile bu imaj oluyor işte. Bunun gerçekleşebilmesine ben şaşırıyorum ama bu gerçek. İnsanlar böyle. Şeye gittik dün... Efendim? Mahmet'ten sonra diyorum. Evet, ondan sonra hepten ilerledi iş. Lübnan'da Trablusgarp'a gittik. Orada bir tatlıcı açılışı olmuş. Adam çok akıllı bir adam. Polat Alemdar'la Memati'yi davet etmiş. Parasını vermiş, uçakla getirmiş. Diyorlar ki Lübnan'ın gördüğü en büyük topluluk toplantı şey oldu, miting oldu. 100.000 kişi toplanmış. Onları görmedik. Evet evet. 100.000 kişi tatlıcı açılışında. Türkçe'yi bile diziler sersini öğrenmişler. Tabii bu sadece Kurtlar Vadisi için geçerli değil. Şu anda bütün diziler seyrediyor. Yani Türk televizyonları müthiş yaygın ve bu şeye kadar. Yani Doğu Türkistan'a gittim. Doğu Türkistan'da bile seyrediliyor. Çin'in içi yani düşünün. Orta Asya'da seyrediliyor. Balkanlar'da seyrediliyor. Afganistan'da seyrediliyor. Her yerde aklında. Yunanistan'da seyrediliyor. Sırbistan'da seyrediliyor. Bakın bunlar Türk düşmanı bilinen yerler. Yani Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan bize hasım görünen yerler. Buralarda Türk dizilerinden başka bir şey izlenmiyor artık. Geçen daha dün vardı işte hanımla onu konuşuyor. Hırvatistan'ı gösteriyordu. Hırvatistan'daki hanımlarla röportaj yapıyor bizim şey. Diyor hem Türk dizilerini seyrediyoruz, çok memnunuz. Diyor Amerikan Batı dizilerini seyretmiyor musunuz? Yok diyor, onlar gerçekçi değil diyor. Türk dizileri çok gerçek. Aynı bizim hayatımız. Resimde şey de çok yani sektörü çok. Denir yani. Şey denir ya hep hani böyle Yeşilçam bunların hiçbir film değil. İnsanlar hayatta bunları yaşıyor. Bunlar gerçekmiş meğer diye. Onlar da demek ki o yüzden kendilerine yakın hissediyor. Kendimizi buluyoruz. Yoksa diğerleri hep fantastik takılıyor artık. Evet. Onun için. Kurtlar Vadisi, Filistin'e, İsrail, Cumhurbaşkanı, Başbakanı vesaire üst düzey yetkililer bayağı tabii ki ciddi tepki verdiler. Ben şeyi biliyorum. Bakın bu yani bu söylediklerim benim anlatabildiğimden daha ciddiydi. Yani siz orada görseniz inanamazsınız. Gerçekten öyle. Çok etkisi var. Kurtlar Vadisi Filistin'den sonra ben şey yapmadım çünkü biz